Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size midye böreği tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 kilo kadar yufkamız var. 2 tane soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 250-300 gram kadar kıymamız var. 2-3 yemek kaşığı margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı suyumuz var. Öncelikle margarinimizi eritiyoruz. İçine suyumuzu ilave ediyoruz. Bu bir kenarda beklerken iç harcımızı hazırlıyoruz. Evet, 2 tane soğanımızı ince ince kıydık, kavurduk. 2 diş sarımsağımızı ilave ettik. Ve 250 gram, 300 gram kadar kıymamızı ilave ettik. Güzelce hepsini karıştırdıktan sonra, kavurduktan sonra yeterince tuzumuzu, karabiber, kekik, kırmızı toz biber birer çay kaşığı olacak şekilde ilave ettik. Ve iç harcımızı alıyoruz. İsteyen peynirli harç da hazırlayabilir. Tercih sizin. Evet, erittiğimiz margarin içine su bardağı kadar suyumuzu da ilave ediyoruz. Ve güzelce bunu karıştırdıktan sonra yufkalarımızı kesip yufkalarımıza sürüyoruz. Evet, şimdi yufkalarımızı öncelikle güzelce açtık, yaydık ve böyle dörde kesecek şekilde kesiyoruz ortadan. Evet, tepsimizi isteyen yağlayabilir, isteyen yağlı kağıt serebilir. Ben eski sistem yaptım, yağladım ve hazırladığımız harçtan kestiğimiz yufkalara güzelce bu sostan hazırladığımız yağ ve su karışımından böyle biraz gezdirdikten sonra, evet, sosumuzu gezdirdikten sonra güzelce, bak bir daha gösteriyorum, böyle ortadan birleştiriyoruz. Ve tekrar böyle yapıp harcımızdan koyuyoruz. İstediğiniz harcı yapabilirsiniz. Ve güzelce bunu düzgün bir şekilde sarıyoruz ve evet, midye şeklini almış oluyor. Evet, böreklerimiz hazır. Sardıktan sonra bu görüntüyü alıyor. Yani midye yandırdığı için ismi oradan geliyor. Midye tarzı olduğu için. Ve üzerine yumurta sarısını çırpıp sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. En son halini gene sonunda görürüz. Böreklerimizi üzerine yumurta sarılarımızı ayırdık. Bir kaşık kadar, yemek kaşığı kadar sıvı yağını kattık. Ve midye böreklerimizin üzerlerine yumurta sarımızı sürüyoruz güzelce hepsini. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza veriyoruz. Üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. Böreklerimiz kızardı. Nar gibi pişti. Allah yedirmeyi nasip etsin. Hepimize afiyet olsun.